özel dalış merkezlerinden biri olan Kaş'tayız ve yeni yetişen serbest dalışçılarımızdan Fatma Oruk'la beraberiz. Onun hikayesini öğreneceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fatma, tekrar merhaba. Merhaba. Seni bir tanıyalım öncelikle. 1989 İzmir doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Özel bir bankada iş denetçi olarak çalışıyorum şu anda. Müfettişim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ekonomi bölümünü bitirdim. Aynı zamanda serbest dalışta milli sporcuyum. İstanbul'da yaşıyorum. Peki serbest dalışa nasıl başladın? Spora nasıl başladın? Serbest dalışa başlamam, spora başlamamdan biraz daha önce, bir çocukluk tutkusu benim için bu. İzmir'de yaşayan her aile, biz de yaz tatillerinde deniz kenarına giderdik. Ailemle çadır kampında kalırdık. Ben de yüzmekten çok hep su altında olmaktan daha çok keyif alırdım. Yüzmeyi de dalmayı da bu tatiller sırasında kendi kendime öğrendim. Spora başlamam biraz daha geç oldu. Üniversite sınavlarına hazırlanırken bir belgesel izledim TRT'de. Bu belgesel bir su altı belgeseliydi ve yaptığım şeyin orada aslında bir serbest dalış denen bir spor olduğunu fark ettim ve bunun peşinden gittim. Aradım, nerede yapabilirim, nasıl bu spora başlayabilirim ve üniversite eğitimiyle başlamak en uygunuydu benim için. Ve buna göre yaptım tercihlerimi, eğitimimi buna göre aldım ve gittiğim üniversitenin su altı sporları kulübünde ilk defa lisans çıkartarak bu spora başladım. İlk profesyonel yarışına ne zaman katıldın? Yarışmalar, derin dalış benim için 2,5 yıl önce başladı. Yaklaşık olarak 3 yıldır derin dalış yarışmalarına katılıyorum. Hızlı bir şekilde kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Milli takıma nasıl seçildin? 2016 yılında ikinci derin dalış yarışmamdan sonra seçildim. O seneki milli takım bir takım barajlar var tabii ki. Onları geçmeniz gerekiyor. Onları geçtim. Akabinde milli takıma aday kadrosuna çağrıldım. Sonrasında da zaten dünya şampiyonasında yarıştım. Serbest dalış nasıl bir spor? Yani nefes tutmayı ve nefes almadan o kadar derinliklere dalmayı teknik olarak bir anlatır mısın bize? Nefeslenme çok önemli bir kere her şeyden önce. Yani bizim temel unsurlar var serbest dalışta dikkat etmemiz gereken. Bir, nasıl nefes aldığımız çok önemli. Derine daldığımızda basınçla nasıl mücadele ettiğimiz çok önemli. Kulaklarımıza bir zarar gelmemesi gerekiyor ve esneklik çok önemli. Bir de tabii mental yönü var. Başlangıcı tabii ki çok iyi ve doğru bir nefes almak. Bunun için tabii bir sürü çalışma yapıyoruz. Diyafram nefeslenmesi bunun temeli. Ağızdan mı, burundan mı? Sakinleşme nefesini burundan alıp vererek yapıyoruz ama son nefes, o bizi daha derine götürecek olan o nefes, ağızdan ve çok büyük bir şekilde alınan bir nefes. Önce diyaframı, sonra göğsün doldurulduğu ve hatta üzerine lung backing denen daha fazla havayı depolayabilmek için yaptığımız başka bir teknik de var. Sonrasında da her şey artık sakin kalmaya, vücudumuzun metabolizmamızı yavaşlatmaya, daha az oksijen harcamaya, iyi bir tekniğe, basınca karşı koyup hani o öğrendiğiniz tüm teknikleri suyun altında rahat bir şekilde uygulayarak daha derine gitmeye bağlı. Today it was the last day of Kaşbaşka competition. Bugün Kaşbaşka serbest dalış açık su uluslararası yarışmalarının son günü. Fatma ile birlikte koyduğumuz hedefimize ulaştık. Şimdi biraz dinlenecek, sonra yine elinden gelenin en iyisini yapmak durumunda. And she will try to do the best for world championship. In free diving, the most important serbest dalışta önemli olan ne kadar güçlü olup olmadığı değil, dengeli şekilde ilerleme becerisi. Fatma bugün bunu başardı. Yeah.
Serbest dalışın olmazsa olmazı nedir sence? Güvenlik çok önemli. Bir kere asla yalnız yapılmaması gereken bir spor. Bir kişi yapıyor gibi görünse, bireysel bir spormuş gibi görünse de arkasında çok büyük bir ekip gerektiren bir spor. Güvenlik dalgıçları, işte sizinle beraber işte karada yapacağınız antrenmanlarda, havuzda yapacağınız antrenmanlarda hep birilerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani hep birilerine ihtiyaç duyduğunuz bir spor aslında. Ekipmanı nelerden oluşuyor? ABC malzemeler var. Dalış elbisesi, maske, paletler, burun tıkacı. Bunu burnuna takıyorsun, evet. Ve nefes akışını bununla kesiyorsun. Aynen öyle. Hem çift paletle dalıyorsun hem de mono palet dediğimiz o deniz kızlarının kuyruğuna benzeyen, evet, paletle de dalıyorsun. Nasıl bir farkı var? Mono palet daha avantajlı çünkü daha hızlı gitmenize olanak sağlıyor. Çift palette biraz daha uzuyor dalış süreniz. Daha yavaş gidiyorsunuz çünkü. İkisi farklı branşlar zaten bu nedenle. Kaç metreye daldın en derin şu an? Ben 60 metre şu ana kadar en iyi derecem. Çift palet sabit ağırlık kategorisinde. Kaç başkada daldın? Kaç başkada daldın? Bizim de tanıklık, evet, ettiğimiz dalışta. Aynen öyle. İki dalış yaptım orada. İkisi de aynı branştaydı. Çünkü benim branşım bu zaten. Ben çift palet kullanıyorum. And she starts. Wow, she starts fast. He has very good streamline. Her hands are very good position. She is going down with confidence. She reads 30 meters dive time compared to depth is almost perfect, and she's making hands down. She's in 38 meters now. She's in free fall. She seems relaxed and confident. 45 meters. She's doing small kicks. She's in 50 meters. She's in 56, and she's there. She get the tag. Fatma get the tag. She put it in the hood and she's returning back. Bu 60 metreyi bir bütün olarak düşündüğümüzde, işte 10. metre daha zordur, 25'te başka bir şey olur. Böyle, evet, bir şey var mı? Var. Hepsi, tüm evresi farklıdır 60 metrenin. Bir kere basınç değişiminin en çok yaşandığı ilk 10-15 metre çok önemli. Kulak eşitleme burada daha fazla yapılıyor. İlk 15 metreden sonra yaklaşık 30 metrelerde serbest düşüş dediğimiz benim dalışın en çok keyif aldığım noktası başlıyor. Bu esnada artık palet vurmayı bile bırakıyorsunuz, düşüşe geçiyorsunuz. Yani hiçbir şey yapmasanız da yola devam ediyorsunuz. Bu benim en keyif aldığım bölümü serbest dalışın. O derinliğe ulaşana kadar bu şekilde gidiyor. Derinliğe ulaştığında ne yapıyorsun? Yarışmada bir tek var orada, etiket var. Onu almanız gerekiyor o mesafeye ulaştığınızı göstermek için. Sen şöyle mi yapıyorsun bütün sporcular? Ben bugün 60 metreye dalacağım diye bir deklarasyonda bulunuyorsun galiba, değil mi? Ve senin için o derinliğe bir kart mı bırakıyorlar? Aynen öyle. Serbest dalış yani o anda karar verip bir mesafeye dalabileceğiniz bir spor değil bir kere. Tüm yıl yaptığınız çalışmalar sonucunda bir derinliğe ulaşırsınız ve yarışmada da bunu yaparsınız. Yani önceden bu bellidir ve bunu yarışmada deklare edersiniz ve sizin için sistem oraya kurulur. O derinliğe inip o kartı eline aldığında nasıl bir his? Yarısı bitti hissi mi? Ben yani yüzeye çıkarken ki anı da çok seviyorum. Ben bugün 60'a daldım. 3 gün sonra veya 1 ay sonra hemen 65'i denerim. Ya 70'e de dalarım. Gibi bir şey yok değil mi serbest dalışta? Öyle bir şey kesinlikle yok. Bazen bir metre bile arttırmak için performansınızı yıllarca çalışmanız gerekebilir. Ve mesafeler arttıkça zaten esas zor kısım orada başlıyor. Ve bu çok ciddi ve bir yıllık bir planlama gerektirir. Dağcılıkta bilinen bir gerçektir. Çıkmaktan çok iniş tehlikelidir. En çok kazalar inişte yaşanır. Sizin sporunuzda yani serbest dalışta da aynısını çıkış için söylemek mümkün mü? Yani tam olarak aynı tabir. Derinliğe ulaşmak, o derinlikte olmak değil önemli olan. Sağlıklı ve güvenli bir şekilde indiğimiz gibi geri tekrar çıkabilmek. Dalışın sağlıklı bitmesi çok önemli. Farklı bir anatomiye gerek yok değil mi serbest dalış için? Bazı çok özel sporcular olabilir. Yani ne bileyim, Öztekin borusu çok geniştir örneğin. Kulak eşitlemeye ihtiyaç bile duymuyordur ya da bunu çok daha kolay yapıyordur. Ya da ciğerleri gerçekten çok büyüktür. Fakat totalde baktığınızda bir performans sergilemek için bunlar hiçbir zaman tek başına yeterli değil.
Ve bunlara aslında ihtiyacınız da yok. Özel anatomik bir ayrıcalığa gerek yok. Benim de ciğerlerim hiç kimseden büyük değil veya böyle bir özel bir yeteneğim yok. Kadın olmanın bu sporda bir dezavantajı var mı? Hayır. Hatta şöyle söyleyeyim, yani serbest dalış bazı branşlarında kadınların daha iyi dereceler yaptığı bir spor. Kesinlikle böyle bir dezavantaj yok. Kartı alıp yukarı çıktın ve suyun yüzeyine çıktığında, yeniden nefes alıp vermeye başladığında, ilk nefesinde ne hissediyorsun? O ilk nefes çok değerli. Yani onun kıymetini anlıyorsunuz. İşte biraz onu hissetmek için de mi yapıyorum bilmiyorum. Çok büyük bir mutluluk hissediyorum. Ben hep gülerek çıkıyorum yüzeye. Sakinlik için belli meditatif yöntemler var mı uyguladığın? Elbette. Yoga bir kere ayrılmaz bir parçası serbest dalışın. Ben açıkçası sadece meditasyon yapabiliyorum boş bulduğum vakitlerde. Meditasyon çok önemli çünkü dalış sırasında tamamen dış dünyayla bağınızı koparıyorsunuz. Eğer heyecanı kontrol edemiyorsak, panikliyorsak, su altında rahat değilsek, yani ne kadar büyük bir nefes alırsak alalım o hava bize yetmiyor. Şimdi sen banka müfettişliği yapıyorsun. Evet. Bayağı stresli bir iş. Aynen. İstanbul'da yaşıyorsun. Ve aynı zamanda da milli takım sporcususun. Bu ikisinin birlikteliği nasıl bir hayat? Nasıl yaşıyorsun? Dürüst olmak gerekirse çok kolay değil. Çünkü zaten İstanbul'da yaşamak başlı başına zor. Mesleğim de çok esnek çalışma saatleri olan bir iş değil. Bu arada işimi de gayet severek yapıyorum. Fakat doğru planlamak gerekiyor. Zamanı iyi kullanmak gerekiyor. Bir günün nasıl geçiyor? Bir günüm çok erken başlıyor öncelikle. Sabah 5 ile 7 arası havuz antrenmanlarımı yapıyorum. Sonrasında işe gidiyorum. Rutin. İşlerimi devam ettikten sonra. İşte öğle arasında bile bazen yapabileceğim, örneğin esneme çok önemli, esneklik çok önemli serbest dalışta. Öğle arasında buna vakit ayırabilirsem bunları yapıyorum. Tekrar iş. Akşamları genelde karada yapmam gereken antrenmanlara vakit ayırıyorum. Ne zaman derin dalış yapıyorsun peki? Esas kısmı ne zaman yapıyorsun diye soracak olursanız sadece yarışma dönemlerinden bir hafta önce veya iki hafta önce vakit ayırabiliyorum. Aslında çok yeterli olmuyor ama elimden gelen bu ve bu kadarını yapabiliyorum. Nerelerde dalıyorsun? Kaş bir kere bunun için en doğru adres Türkiye'de ama Bodrum'da da dalış yaptığım oldu. İzmir'de de buralarda çeşitli dalış okulları ve eğitmenlerle, antrenörlerle çalışıyorum. Suya girdin. Bambaşka bir dünyaya adım atıyorsun. Orası senin için nasıl bir dünya? Derinde olma hissi, o sessizlik benim için huzur. Ben çok keyif alıyorum su altında olmaktan. Zaten nefes almadığımı da böylelikle unutup nefesimi tutabiliyorum. Bu dünyadan farklı bir dünya. Buradan biraz uzaklaşmak bana çok iyi geliyor açıkçası. Su altı sporları milli takımımız. Hı hı. Genç bir milli takım. Evet. Çok iyi isimler var ama çok sağlam gelen gençlerimiz de var. Evet. Sen de onlardan birisin. 60'tan sonraki şimdi ilk hedefin hangi derinlik? Tabii ki Türkiye rekorunu kırmak istiyorum. Bir Türkiye şampiyonluğu bu sene zaten bir branşta aldım. Bu da hedeflerimden biriydi. Bunu arttırmak istiyorum. Her branşta tabii ki şampiyon olmak istiyorum. Her branşta Türkiye rekorunu kırmak istiyorum. Ben gerçek bir sporcu olabilmek için gerçekten artık daha iyi antrenmanla, daha iyi hazırlıkla bunları yapabilecek seviyeye gelmek istiyorum. İlk hedefim bunlar. Tabii Türkiye'de daha iyi olabilmek. Serbest dalışın sana öğrettiği en önemli şey ne? Her şeyi kontrol edemediğimiz hayatta bazen durup beklememiz gerektiği, her şeyi çok iyi yapsanız da
bazı şeylerin o an gerçekleşmeyebileceği. Serbest dalış böyle sizi bu yönden çok zorluyor, biraz hayat gibi. Diyor ki dur, hayır şimdi değil. Yani her şey çok güzel, siz çok iyisiniz, hava mükemmel, tüm sistem hazır. O gün belki bir iyi bir dalış yapamayabilirsiniz. Bu sporu yapmak isteyenlere neler söylersin? Mutlaka eğitim almalılar. Ve bir spor kulübüne bağlı olarak lisans çıkartarak oraya üye olup gerekli antrenmanları yapmalılar. Ve asla yalnız dalmamalılar, asla yalnız antrenman yapmamalılar. Bunu sadece deniz olarak algılamamak lazım. Yani havuzda yapılan serbest dalış antrenmanlarında da yalnız olmamak çok önemli. Eğer seviyorlarsa su altında olmayı, zaten yolunu bulacaktır bir şekilde. Balıklarla yüzmek, onlar gibi suyun altında yüzmek, çünkü hiçbir teknik destek almıyorsun. Evet. Nasıl bir duygu? Uçmak gibi. Yani kanatsız uçmak gibi. Suyun altında olmak benim için evimde olmak gibi bir şey. Uzun yıllar daha balıklarla yüzmeye devam et. Biz de tanıklık edelim. Evet. Bol şans. Sen nefesini kaç dakika tutabiliyordun Fatma? 5 dakikadan biraz daha fazla. Bayağı fazla da. Ben ne kadar tutabiliyorum acaba, bir denesek mi? Deneyelim, tamam. Yalnız bunu tek başına denememeli hiç kimse. Bunu da yeri gelmişken hatırlatmış olayım. Tamam, yanında şimdi benim yanımda sen varsın. Aynen gayet öyle. Güvenli bir şey yapacağız. Tamam. Bir burun tıkacı kullanacağız nefes tutarken. Ağzımızdan derin bir nefes alacağız ve sıkıştırıyoruz. Oldu. Evet. Derin nefes alıyor böylece. Evet. Başladı.